Kurumsal Araçları deprem bölgesinde arama kurtarma ve koruma iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu felaket aziz milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihe geçmiştir. İlimizden afet bölgesine 6456 personel ve 580 araç ve iş makinesi görev yapmış, 502 gönüllü personelimiz kurtarma ve diğer hizmetlerde görev almıştır. İlimizden enkaz kaldırma için iş makineleri, hak sahipliği için teknik personel ve konteyner kentler için AFAD gönüllüleri ihtiyaç duyulduğunda bölgeye gönderilmeye halen devam edilmektedir. İlimizden afet bölgesine içerisinde giyim, hijyen, gıda, su, ısıtıcı, uyku tulumu, battaniye ve benzeri olmak üzere yüzlerce tır yardım malzemesi gönderilmiştir. Yine 418'i yaşam konteyneri olmak üzere ve diğer 55 konteyner olmak üzere toplam 473 konteyner afet bölgesine gönderilmiştir. AFAD lojistik depomuzdan 4575 adet çadır ve 14590 yastık, battaniye, nevresim, çadır için malzeme bölgeye gönderilmiştir. AFAD tarafından gönüllü ekiplere ve taşımacılara yakıt desteği sağlanmış, ilimize deprem illerinden toplam 26706 afetzede tahliye edilmiş ve bu depremzede ailelerimiz ilimizde konaklamıştır. Halen kendi imkanlarıyla yaklaşık 6000 depremzede vatandaşımız ilimizde ikamet etmektedir. İlimizde Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında ve misafirhanelerde binlerce vatandaşımız konaklamış ve kendilerine birçok destek verilmiştir. İlimizden afet bölgesindeki ve ilimizdeki misafir edilen afetzedeler için 7.086.000 lira AFAD Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından 8.596.940 lira, Denizli Büyükşehir Belediye'miz tarafından yaklaşık 130 milyon TL harcama yapılmıştır. Denizli Büyükşehir Belediye'miz tarafından Hatay İskenderun ilçesinde afet sırasında zarar gören altyapı ve üst yapının tamiratı ve iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. İlimize gelen afetzedeler için yine Denizli Büyükşehir Belediye'miz tarafından Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde giyim gıda reyonları kurulup hizmete sunulmuştur. İlimizin afete hazırlık çalışmalarına kısaca değinecek olursak, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında düzenli olarak masa başı ve saha tatbikatları icra edilmektedir. İlimizin müdahale kapasitesini artırmak adına kamu ve sivil toplum kuruluşlarımıza ait arama kurtarma ekiplerinin arama kurtarma eğitimleri ve akreditasyon süreçleri devam etmekte olup bugüne kadar 6 sivil toplum kuruluşumuz, 5 hafif seviye ve 1 orta olmak üzere kentsel arama kurtarma ekibi akredite olmuştur. Ayrıca 400 personelden oluşan yerel destek ekibi ve 328 destek AFAD gönüllüsü de AFAD İl Müdürlüğümüzce gerekli eğitimleri tamamlanarak ilimiz müdahale kapasitesine dahil edilmiştir. İlimizde sivil toplum kuruluşlarımızın eğitimi için eğitim parkuru faaliyete geçirilmiştir. İlimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek adına Denizli İl Afet Riski Azaltma Planı hazırlanmış ve bu kapsamda İRAP'ta belirlenen amaç, hedef ve eylemler doğrultusunda bütün kurumlarımızın çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizi ve aziz milletimizi derinden etkileyen felaketlerde kaybettiğimiz canlarımızı unutmadık. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Ve şükürü ve la tekfurun. Eyyühellezine amenüs.
Vesileyle bütün şehit olan babı öncelikle ve özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugünkü bu akşamda bu gecede deprem vesilesiyle hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimizin, şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle. Deprem afat değil, esas tedbirsizlik büyük afattır. Düşüncesiyle işini sağlam yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sağ olun. Başkan. Hoş geldiniz.